Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Hepsi balon gibi oldu. Şimdi sunuma geçiyoruz. Şöyle size güzel bir börek yapacağım. İster börek deyin, ister çörek deyin, ister krep deyin. Ne derseniz hem malzemeyi tanıtıyorum hem de yememizi yapmaya başlıyorum. Önce işe havuçlarımızı doğrayarak başlayacağız. Havuçlarımızı ince doğrayacağız. İnce doğrayacağız ki yapacağımız böreğe zarar vermesin. Havucumuzu doğradık. Sıra geldi kabaklarımızı doğramaya. Kabakların iç çekirdeklerini almayacağım. Yemeğimizin lezzetini bozmasın diye. Kabağımızı, havucumuzu doğradık. Soğanımızı doğruyoruz. Hemen şöyle bir tane köy biberiyle yarım da kırmızı biberimiz var, kapya biberimiz. Bunu da doğrayacağız. Hemen soğanın içine bir işte sarımsak doğradım. Tabandan bir güzel bir aroma kokusu versin diye. Sebzelerimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Sık sık sıvı yağını döküyoruz içine. Havucunu atıyoruz. Önce havucunu kavurmaya başlıyoruz. Havucumuz kavruldu. Hemen soğanını ilave ediyoruz. İçinde iki diş sarımsak var soğanın. Havuçla beraber soğanımızı kavurmaya başladık. Bir kapak kapatıyorum. Havuçlarım, soğanların içinde şöyle hafiften bir sulanır gibi olsun. Hemen kapağımızı açıyoruz. Her zaman söylediğim ne kadar havucu kızartırsak, kavursak o kadar çabuk pişer. Kabakları ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağın altını kısıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Hafiften içindeki sebzelerin suyunu bırakmasını bekleyeceğiz. Şöyle kapağımızı açıyoruz. Pişmez diye endişeniz olmasın. Aynı kızartma yapar gibi pişer. İçine yeşil biberle ne yapıyoruz? Kapya biberi döküyoruz. Bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Kapağını kapatıyorum. Sebzelerin içinde ölmesini bekliyorum. Az bir karabiber atıyorum. Çok az bir şeyde kimyon atıyorum. Acı severseniz pul biber atabilirsiniz. İçimiz hazır. Şimdi bunu soğutmaya alacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Meyaneyi hazırlıyoruz. Unumuzu katıyoruz. Bunu tabii ki ne yapacağız? Göz kararı katacağız. Yumurtayı daha sonra vereceğiz. Ben bunun 5 kişilik malzeme listesini açıklamalar bölümünde yazacağım. Yani bunu siz de göz kararı yapabilirsiniz. Çorba gibi hafiften bir akıcı kıvamda olacak. Yani göz kararı denen şey bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen kattığım gibi kıvama geldi. Şimdi yumurtasını kırıyoruz içine. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Şöyle yarım çay kaşığına yakında tuz atıyorum. Tekrar çırpmaya başlıyoruz. Şimdi ben kıvamını size göstereceğim birazdan. Sosumuz hazır. Şöyle görün akıcı kıvamını. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın dibi sıcak olacak. Şöyle bir ne yapacağız? Hafiften bir etrafına yağ çalacağız. Soğuk olmayacak. Hemen krep sosunu içine dökeceğiz. Kenarlara doğru şöyle bir yayacağız. Vuruyoruz, krepimizi içinde oynatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir çeviriyoruz. Öbür tarafını da pişiriyoruz. Krepin öbür tarafını bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi krepimiz hazır. Şimdi bir tanesini daha göstereceğim. Ondan sonra diğer işleme geçeceğim. İyi bir tavaysa her seferinde dibini yağlamanıza gerek yok. Tavanız çizikse, iyi değilse ya da çok kullanılmışsa tavanızın dibini yağlayabilirsiniz. Şöyle iyice bir her tarafına gezdireceğiz. Gezdireceğiz ki krepimiz ince olsun. Şöyle krepi vuracağız, yerinden oynatacağız. Şöyle bir karıştıracağız, şöyle bir sallayacağız. Öbür tarafını pişirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi kreplerimiz çok şahane çıktı. İçimizi eşit bir şekilde ne yapacağım? Kreplerimizin içine paylaştıracağım. Şu kenarlardan şöyle kapatıyoruz. Kare kare yapıyoruz. İstediğimiz şekilde yapıyoruz.
tepsimizin içine diziyoruz. Aralarında biraz mesafe bırakacağız. Üzerine daha sos vereceğimizden dolayı. Son krepimizi de sarıyoruz. Sıra geldi. Üzerinin peşama sosunu yapmıyor. Tencerimizin altını yatıp dibi kesinlikle kuru olacak. Bir yemek kaşığı tepeleme un döküyoruz. Unumuzu iyice bir kavuracağız. Hamur kokusunun kokusunu alana kadar. Unumuzu kavurduk. Rengini attı. İstediğimiz kokuya geldi. Unu içinde karıştıracak kadar yağ ilave ediyoruz. Yani topak topak kalmayacak. Yağ oranını ona göre ayarlayacağız. Şöyle karıştırdığımız zaman içinde beyaz yeri kalmayacak. Hafiften bir şöyle akıcı bir kıvam olacak. Çok hafiften. Bundan sonra bunu kavurmaya gerek yok. Unun kavrulduğundan dolayı. İçine 3 su bardağı bir süt ilave ediyorum. Sütümüz soğuk olacak. Bunu kaynayana kadar karıştıracağız. Peşama sosumuz kaynadı. Şöyle gösterelim. İyice bir yoğunlaşsın. İçine şöyle yarım çay kaşığı bir tuz atıyorum. Altını kapatıyorum. Böreğin başına geçiyoruz. Şöyle kıvamını da iyice bir görün. Soğutmayacağız ki akıcı kıvamını kaybetmesin. Soğuduğu zaman böreğin üstünde istediğimiz şekli lezzeti bulamayız. Şöyle sosumuzu üstüne döküyoruz. Biraz sonra peşama sosumuz bunun üstünde hiç kalmayacak. Fırınımızı ısıttım. Fırınımız 200 derecede bizi bekliyor. Kaşarını şöyle üzerine atıyoruz. 200 derece ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma atıyorum. Bu fırınların derecesi düşük oluyor. Size tavsiyem 220'ye de çıkartabilirsiniz. Bunlar konvektörlü fırınlar gibi olmuyor. Kapağı kapatıyoruz. Yüzü kızarana kadar ara ara kontrol edeceğiz. Nar. Fırından yeni getirdim. Gördüğünüz gibi hepsi balon gibi oldu. Tabii ki soğuyunca bu ne yapacak? İçine doğru çekecek. Kesinlikle size tavsiye ederim bu yemeği yapmanızı. Ahmet Şef YouTube'da, Instagram'da da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.